Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Emma ba'd. Sevgili arkadaşlar, kıymetli öğrencilerim. Bugün tarihin çok farklı bir sayfasını açacağız. Endülüs Emevilerden bahsedeceğiz. Biz tabii özellikle Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak Hazreti Peygamber dönemini çok iyi biliriz. Hulefai Raşidin hakkında yani çok derinlemesine olmasa da bilgi sahibiyizdir. Emevileri genel hatlarıyla biliriz. Ama Endülüs Emevilere geldiğimizde yani Endülüs'e dair bazı fikirlerimiz, bazı bilgilerimiz vardır ama Endülüs ne demek? Endülüs neresi? Burada daha önce kimler yaşıyordu? Müslümanlar adayı kimden aldı? Ve adayı nasıl isimlendirdiler, ne zaman isimlendirdiler ve burada neler yapıldı, devlet Endülüs Emevi Devleti nasıl kuruldu? Buralarda biraz daha yüzeysel bilgiye sahibizdir. Ama tabii Endülüs Müslümanların yitiğidir. Müslümanların Reconquista hareketiyle yani adayı terk etme hareketiyle beraber kaybettiği önemli bir coğrafyadır. Bilmemiz gerekli olan bir dönemdir. O yüzden bu dersimizde Endülüs'ü ta en başından itibaren görüp zihnimizdeki soruların cevabını bulduktan sonra Endülüs Emevi Devleti'ni hep birlikte işleyeceğiz. Hazırsanız dersimize başlayabiliriz. Slaytımızı açalım. Tabii Endülüs dediğimizde kaynaklarından da bahsetmemiz gerekir. Zira Endülüs köklü bir devlet ve Avrupa'da bizim kurmuş olduğumuz ilk İslam devleti olmasa bile geçmişi kadim olan bir devlettir. O yüzden bu kadimliğin tarihi açısından da bilinmesi gerekiyor ki Endülüs'te çok sayıda tarih kitabı yazılmıştır. Gerek Endülüslü tarihçiler, gerekse de Endülüslü olmayan tarihçiler tarafından birçok eser kaleme alınmış. Bir kısmı günümüze kadar gelmiş, bir kısmı ise ulaşamamıştır. Bu çalışmada şöyle hızlıca bir görecek olursak, bu alandaki ilk denilecek tarzda eser veren Abdülmelik bin Habib'tir. Vefat tarihi 238-853'e tekabül eder. Kitabının ismi Kitab-ı Tarih şeklindedir. Daha sonra İbnül Kutiyye'nin vefat tarihi 236 367'dir. Tarih İftitahil Endülüs isminde Endülüs'ün fethi manasına gelen bir kitabı var. Yine bu alanda profesyonel tarihçi olarak nitelendirilen Ahmet Errazi'nin 344-955 vefat tarihi Ahbar-ı Mulukil Endülüs isminde bir çalışması var. İbni Hayyan diye bilinen Ebu Mervan Halef bin Hüseyin'in vefat tarihi 469.076 El-Müktebesi var. Yine İbni Hayyan'la aynı dönemde yaşayan Abdullah Bulukin Ez-Ziri'nin Ziri ismiyle meşhurdur. Ziriler ileride işleyeceğimiz bir hanedanlık. Ve Zirilerin sonunda emiridir. Siyasi bir kişiliği var. 1072'de vefat etmiş. Onun da Et-Tıbyanı var. Tabii Endülüs dediğimizde en çok karşılaşacağımız isimlerden birisi İbni Hazm'dır. İbni Hazm'ın etkileri çok büyüktür. O Endülüs Emevi Devleti'nin son yani günlerine, çöküş dönemine denk gelen bir süreçte yaşayacak. Hatta Endülüs'ün yıkılma fetvasında yani artık halifenin ilgası fetvasını da İbni Hazm verecek. İbni Hazm birkaç alim bu fetvayı verecek. İbni Hazm'ın bir defa nesep alanında bir uzmanlığı vardır. Cemheretü Ensabil Arabı tarih açısından çok önemlidir. Arap soylarını İbni Kelbi'den sonra böyle detaylı ve bütüncül işleyen alimlerden birisidir. Yine onun Tavkul Hamamesi var. Bu da Endülüs tarihi için önemli bir kaynaktır.
İbn-i Galib'in Enfüsü var. Yine İbn-i Sahib-i Salat'ın, ki vefat tarihi 594'tür, Kitab-ı Tarih-i Men Bil İmame isminde bir eseri var. Kuşani çok fazla karşınıza çıkar arkadaşlar. İleride doktora da yüksek lisansta Ahbarul Fukahası var. Farabi'nin Tarih-i Ulema-il Endelüs'ü var. Humeydi'nin Cevzetül Müktebesi var. Fetih bin Hakan'ın Kalaidi var. İbni Başkoval'ın Es-Sılası. İbnül Enbar'ın ve İbnül Cülcül'ün Tarih-i Etibba'yı Hukeması, Dabbi'nin de arkadaşlar Buğyetül Mütelemmis, pardon, Buğyetül Mültemis isminde bir çalışması var. Tabii bunların hepsi Endülüs için zikredebileceğimiz kaynaklardan değil, daha fazla kaynağımız var. Biz sizin ileride merakınızı celbettiğinde Endülüs, araştırmanız için size kaynak olabilecek bazı eserleri sunmaya çalıştık. Sevgili arkadaşlar, Endülüs'ü biz 7 kısımda inceleyeceğiz. 7 kısımda incelememizin sebebi şu: yani Endülüs'ün kendine ait bir terminolojisi var. Bu terminolojinin kalıcı olması için, zihinlerde daha iyi yer etmesi için 7'ye ayırmayı düşündük. Birinci dönem, milattan önce ta 1100'lere kadar gidip milattan sonra 711'de sonlanan, yani Endülüs'ün fethiyle sonlanan fetih öncesi Endülüs tarihi. Yani Endülüs neresiydi? Endülüs'te Müslümanlardan önce kim vardı? Burayı işlemeye çalışacağız bu bölümde. Diğer bölüm fetih ve valiler bölümü. Artık Endülüs fethedildi. Endülüs'ün iradesi, yönetimi Müslümanlara geçti. Ne zaman fethedildi? 711'de fethedilecek ve 45 yıl, yani 756 yılına kadar valiler tarafından yönetilecek. Biz bu döneme fetih ve valiler dönemi diyeceğiz. Ve artık Endülüs Emevi Devleti'nin kurulma vakti geldi. Üçüncü başlığımız Endülüs Emevi Devleti'nin kuruluşu. Endülüs Emevi Devleti, hatırlarsanız 750 yılında Abbasi Devleti kurulmuştu. Hicri 132, miladi 750 yılında kurulmuştu. Abbasilerden 6 yıl sonra. Bakın, bunun manası şu arkadaşlar kısaca. Bakın, Hazreti Peygamber bir İslam Devleti kurdu. Hulefai Raşid'in onu 30 yıl yürüttü. Daha sonra Emeviler geldiler, 90 yıl yürüttüler. Hep tek devlet vardı. Ama bakın, Abbasilerden sonra, Abbasilerden 6 yıl sonra Endülüs Emevi Devleti kurulacak. Dolayısıyla Müslümanlar iki gruba ayrılmış olacak. Doğuda Abbasiler, batıda Endülüs Emevi ve iki hanedanlık, iki yönetim aynı paralel şekilde, bakın, 275 yıl birlikte yaşayacaklar. Yani İslam diyarlarının doğu tarafında Abbasiler, batı tarafında da Endülüs Emeviler hüküm sürecek. Ve Endülüs Emeviler tabii ilk kurulduğunda yani siyasi bir devlet olacak, ama daha sonra halifeli de ilan edecek. Dini bir karakteri de olacak ve ümmetin iki halifesi yan yana olacak. Yani bir tarafta doğuda Abbasi halifesi, batıda Endülüs Emevi halifesi. Tabii bu dönemde bir devlet daha kurulacak. Üçüncü bir devlet 900'lerde, 900 küsur yılında Fatimiler. Onlar da halifelik ilan edecekler. Dolayısıyla aynı anda üç halifeden bahsedeceğiz. Doğuda Abbasi halifesi, Mısır'da Fatimi halifesi ve Endülüs'te de Endülüs Emevi halifesi olacak. Bizim tabii asıl yoğunlaşmak istediğimiz ve merkeze almak istediğimiz yer Endülüs Emevi Devleti. 756 yılında kurulacak, 1031 yılında yıkılacak. 275 yıllık bir iktidarı var. Dördüncü dönem, artık Endülüs parçalandıktan sonra tıpkı Anadolu'daki beylikler gibi Endülüs'te de beylikler oluşacak. Biz buna Mulukut Tevaif, yani krallıklar tayfası demek. Kısacası Türkçesi bu. Yani birçok krallık olacak. Aynı derebeylik sistemi gibi. Herkes kendi krallığını kuracak, ki 59 yıl sürecek, 1031-1090 yılı. Daha sonra Murabutlar dönemi başlayacak, 1090-1147
57 yıllık bir süreç. Murabıtlar ve muvahitler Endülüs'teki bu Mulûk-ü Tevâif'i iyi yönetemeyince adayı Kuzey Afrika'dan gelen Berberi devletler, bunların kökeni aslında Kuzey Afrika ama Mulûk-ü Tevâif iyi yönetemeyince halkın da talebiyle bunlar Murabıtlar ve muvahitler Endülüs'e gelecek. Onları Haçlılardan koruyacaklar bir müddet. Bu bölgelerin yönetimini, yani Endülüs'ün yönetimini üstlenecekler. En son işleyeceğimiz hanedanlık da Nasriler. 1238-1492, 254 yıllık bir iktidarı var. Nasriler, göreceğiz, Sa'd bin Ubade'nin soyundan gelen kimseler. Tabii 1492'de artık Gırnata Emirliği'nin düşmesiyle beraber yavaş yavaş adadan çıkartılacak Müslümanlar ve 1492 yılından günümüze kadar artık Endülüs diye bir devletten veya Endülüs'teki Müslümanlardan bahsedemeyeceğiz. En azından organize veya siyasi bir yapıdan bahsedemeyeceğiz. Müslümanlar varsa da bireysel şekilde buralarda hayatlarını devam ettirecekler. Evet, tabii biz ilk önce bir Endülüs'ün yerini bilmek durumundayız. Endülüs'ü şöyle harita üzerinden görecek olursak, bakın, şöyle kuzeydoğuda Fransa var. Biraz daha yukarıya çıktığımızda işte İngiltere, Almanya gibi Avrupa devletleriyle karşılaşırız. Batıda Atlas Okyanusu, doğuda Akdeniz ve güneyde de Kuzey Afrika, Fas, Tunus, Cezayir gibi devletler var. Şurası Cebeli Tarık Boğazı. Ve bugün Endülüs yarımadasında, Endülüs bir yarımadadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan bir yarımadadır. Biz yarımadalara şibih diyorduk. Şibih cezire diyorduk. Yarımada demek şibih. Bakın, burası da yarımada. Aynı Türkiye gibi, aynı Arabistan gibi. Üç tarafı denizde ama buranın batısı Atlas Okyanusu. Okyanusa bakan bir tarafı da var. Ve Endülüs'te şu anda iki devlet kurulu. Birisi İspanya, diğeri de Portekiz. Peki, Yarımada'nın isimlerinden bahsedecek olursak, önce bir isimden başlamakta fayda var. Buraya Endülüs ismini Müslümanlar verdiler ve Endülüs kelimesi Müslümanlara ait bir isimlendirme. Yunanlılar buraya İberya derler. Birazdan bunlardan bahsedeceğiz. Romalılar ise İspanya veya Hispanya derler. Yani mekan aynı ama isimlendirme farklı. Müslümanlar Endülüs, Yunanlılar İberya, Romalılar ise İspanya veya Hispanya diyorlar. Peki, Endülüs ismi bir kenarda kalsın. Çünkü Endülüs'ü Müslümanlar vermişti. Bunu birazdan birlikte göreceğiz. İberya ne demek? İberya bölgedeki Ebro Vadisi'nden gelir. Bakın, burada bir vadi var. Bu vadinin ismi Ebro Vadisi. Yunanlılar bu vadiyi önemserler. Onlar için bir değeri, kıymeti vardır. Dolayısıyla Endülüs'ün ismini buradan verirler. Ebro Vadisi'nden. O yüzden buraya hem İberya denir hem de İberik Yarımadası denilir. Diğer bir isimlendirme İspanya. İspanya ismini Romalılara göre İşban bin Tituş'tan almıştır. Burası İşban bin Tituş adında bir kral varmış ve kral da şöhretli. Romalılar bu kralı sevdikleri için buraya İşbanya, daha sonra da İspanya diyecekler. Bir diğer isim ise Hispanya. Hispanya tavşan olmuş kadın veya tavşan toprağı manasına gelir. Rivayete göre burada bu yarımada tavşan olduğundan bahsedilir. Bir diğer nazariyede burası dünya haritası üzerinde tavşana benzediği için Hispanya demişler. Yani tavşanla bir bağlantı kurulmaya çalışılır. Tabii bizim kullandığımız isim, Müslümanların kullandığı isim ise Endülüs'tür. Peki Endülüs kelimesi tarihi kayıtlarda geçiyor mu? Evet, tarihi kayıtlarda geçiyor. İlk defa Müslümanlar tarafından basılan bir paradaki basım tarihi Hicri 98 yılıdır.
Yani Endülüs'ün fethedilmesinden çok kısa bir süre sonra, 92'de fethedilecek, 6-7 sene sonra sikkenin arkasında, yani o demir paranın arkasında Latince olarak İspanya'da basıldı, diğer bir yüzünde de Arapça olarak Endelüs'te basıldı tabiri var. Dolayısıyla ulaşabildiğimiz en eski ifade budur. Demek ki adayı Müslümanlar aldıktan sonra, çok kısa bir süre sonra burayı Endülüs ismiyle isimlendirmişler. Bunu biliyoruz. Yani 92'deki fethi hareketini düşünecek olursak, demek ki 98 yılında, 6 sene sonra bura Endülüs olarak biliniyordu. Daha öncesi var mı? Daha öncesine ulaşamıyoruz. Yani şu anki ulaştığımız en eski kaynak, muhtemelen Müslümanlar burayı fethettikten sonra burasını Endülüs olarak isimlendirdiler. Peki bu Endülüs kelimesi nasıl ortaya çıktı? Müslümanlar buraya neden Endülüs dedi? Bunun sebebi ne? Bunun temel sebebi arkadaşlar, bakın, farklı nazariyeler var, farklı iddialar var. Yani bu yarımadaya nasıl Endülüs denildiğine dair farklı nazariyeler var. Birinci nazariye, buraya Endülüs ismini bizzat Hazreti Peygamber vermişti. Peki Hazreti Peygamber hayattayken Endülüs fethedilmiş miydi? Hayır. O zaman bu nasıl oldu? Buna bakacağız. Diğeri Vandalosika'dan Endülüs. Yine bir diğer rivayet Endiliş veya Endülüş'ten Endülüs. Atlantis'ten Endülüs. Latodus'tan Endülüs. Şimdi kelimelerin evrilmesi var ya arkadaşlar. Mesela Sivas kelimesinin aslı Sipas'tır. Ama zamanla insanlar kullana kullana kelimeyi biraz daha böyle hafifletmiştir. Sipas biraz dile ağır gelir ama Sivas dile biraz daha tatlı gelebilir arkadaşlar. Evet, şarjım bitiyor arkadaşlar, bir dakika. Yine mesela Ordu'nun ilk isminin Orti olduğu, Orti Kilisesi'nden alır ismini, ama daha sonra Ordu'ya dönüştüğü, Ordu şehrine dönüştüğünden bahsedilir. Endülüs'te bu böyle bir süreç geçirmiş olabilir mi? Olabilir. Yani Vandalos'tan Endülüs veya işte Atlantis'ten Endülüs veya Latodus'tan Endülüs'e geçmiş olabilir. Şimdi bu nazariyelere biraz bakalım. Birinci nazariye, Hazreti Peygamber tarafından adaya isim verilmesi. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in mucizeleri üçe ayrılır. Bunlardan işte hissi mucizeler vardır. Bir de akli mucizeler vardır. Bir de gaybi mucizeler vardır ki Hazreti Peygamber'in gayba dair söylediği mucizelerden bahsedilir. Bunlardan birisi de işte Endülüs'le alakalı olduğu düşünülür. Bir gün Hazreti Peygamber Medine'deyken batıya döner, yüzünü batıya dönüp selam verir. Sahabe sorar, ey Allah'ın Resulü, kime selam verdiniz? Hazreti Peygamber Endülüs adındaki bir adaya selam verdiğini söyler. Ve işte buradan bahseder sahabeye. İlk kullanımı Hazreti Peygamber'e ait olduğu söylenir ki, tabi rivayetin sıhhat derecesine bakacak olursak, yani rivayetin sıhhat derecesi o kadar da şey değil, yani tatmin edici değil. Ama bir nazariye olarak, bir görüş olarak tarih kitaplarında yer alır bu görüş. Bir diğeri Reinhard Dozi'nin iddiası. Dozi aynı zamanda buralıdır ve Dozi'nin iddiası şu: 409 yılında buraya Vandallar geliyor. Birazdan harita üzerinde göstereyim Vandalların gelişini. Ve ülkeyi istila ediyorlar. 18 yıl burada kalıyorlar Endülüs'te. Dolayısıyla Dozi der ki, aslında Vandalos'tan Endülüs türemiştir. Vandal ülkesi demek. Peki bu Vandallar nasıl geldi buraya? Bakın, 375'te bir göç olacak, büyük bir göç. Hunluların Avrupa'ya gelmesiyle beraber, şuradan kalemimi de açayım arkadaşlar. Bakın, Hunluların Avrupa'ya gelmesiyle beraber Avrupa'daki Alman, Cermen kavimler arkadaşlar yerlerini değiştirecekler ve büyük bir sirkülasyon başlayacak Avrupa'da. Gotlar, Visigotlar, Alanlar, Franklar, Saksonlar, Angıllar, Süevler ve Visigotlar arkadaşlar farklı yerlere dağılacaklar. İşte bu kavimler göçü esnasında Vandalların buraya geldiği, 409 yılında buraya geldiği
ve 18 yıl kalıp sonra başka bir yere gittikleri söylenir ki Dozi diyor ki muhtemelen burası Vandal ülkesi manasında Vandalosika'ydı. Vandalus'tan Endülüs'e dönüştü. Müslümanlar bu kullanımı buradan aldılar diyorlar. Ama arkadaşlar bu bir nazariyedir, bir iddiadır. Bunu hemen doğru olarak kabul etmiyoruz. İddia olarak yerini alıyor. Bir diğer kullanım Endeliş veya Endülüş'ten Endülüs. Arkadaşlar biliyorsunuz Nuh tufanı oldu. Tufanda insanlık yerlerle setlendi. Ve Kur'an'ın ifadesiyle biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık ifadesiyle Hazreti Nuh'un üç oğlu Ham, Sam, Yafes'ten insanlığın türediği İslami kaynaklarda ve Tevrat'ta, özellikle Tevrat'ta bu konuda daha fazla bir bahis vardır. Böyle bir düşünce var yani. Hazreti Nuh'un üç oğluyla alakalı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bu üç evladın soyunun kalıcı kıldığından bahsedilir. Yani üç evlad açıkçası bahsedilmez Kur'an'da. Ama biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık ifadesi vardır. İşte Hazreti Nuh'un soyundan gelen Ham'ın soyundan daha doğrusu Hazreti Nuh'un oğlu Ham'ın soyundan gelen birisi var. İsmi Endelüş. Bakın şurada İbn-i Esir'den de aldım ben bu rivayeti. Pardon, bu Nihayetül Ereb fi Fünunül Edep'miş. Nüveyri'nin arkadaşlar. Nüveyri'de böyle bir bilgi var. Ve arkadaşlar Atlantis'ten Endelüs. Bu da Valve'ın ifadesi. Valve'e göre arkadaşlar Platon'un bir kitabı var. Platon'un kitabında efsanevi bir ülkeden bahsedilir. Bir bataklık ülkesi, aynı zamanda bir uygarlık ülkesi. Burası Atlantis'tir. Atlantis tarif veya işte Platon'un bu bahsettiği Atlantis tarifine en iyi uyan yer ona göre Endülüs'tür. Endülüs aslında Atlantis'ten türemiş bir kelimedir der arkadaşlar. Heinz Helm'e göre de arkadaşlar Endülüs kelimesi Latodus'tan türemiştir. Latodus miras kalan toprak, kader ülkesi, şans ülkesi manalarına gelir. Burası Müslümanlar için bir şans ülkesiydi. Çünkü Visigotlardan sonra burayı Müslümanlar alacaklar ve şans pardon kendi ülkelerinin yani Visigotlar buraya geldiklerinde burayı bir şans ülkesi olarak tanımış olacaklar arkadaşlar. Peki şimdi farklı nazariyelerden bahsettik. İşte beş nazariye üzerinde durduk. Birincisi Hazreti Peygamber, diğeri işte Vandalus'tan Endülüs, Endeliş'ten Endülüs, Latodus'tan Endülüs gibi nazariye. Peki bunun hangisini tercih edeceğiz? Arkadaşlar Ali Dalan Hoca'nın da bu konuda bir makalesi var. Hocanın makalesine bakacak olursanız burada bir tercihte bulunmak istiyorsanız makale yönlendirici olabilir. Aynı zamanda Mehmet Özdemir Hoca'nın Endülüs Siyasi Tarihi kitabına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Kitabın girişinde bu bilgi yer alır. Endülüs içerisine alan coğrafyada ilk zamanlarda o Yarımada'nın tamamı ama daha sonra Reconquista hareketinden sonra o Müslümanların hakim olduğu bölgedir. Bunu birazdan daha net anlayacağız. Tabii Endülüs farklı bir coğrafya olduğu kadar farklı terimlere de sahip. Ara ara böyle bilmemiz gereken terimleri zikretmeye çalışacağız. Bunlardan birisi müvelledûn, doğmuş veya doğrulmuş manasında. Şimdi Arap toplumunu düşünecek olursak, İslam'dan sonraki Arap toplumunu şöyle bir piramit çizebiliriz arkadaşlar. Bakın, şöyle hemen hızlıca bir piramit çizebiliriz. Piramidi üçe ayırıyoruz biz. Bakın, şöyle en üstte hürler var. Daha sonra mevali var. Mevali orta sınıf arkadaşlar ve gayrimüslimler. Yani İslam toplumunda ilk önce Müslüm ve gayrimüslim ayrımı yapılır.
Daha sonra da Müslümanlar da kendi arasında Arap olanlar, yani Hürler, Araplar ve Mevaliler, böyle bir taksim yapılır. İşte Mevali dediğimiz bu orta sınıf, doğuda Mevali, ama bu isim batıda değişecek. Batıdaki isim arkadaşlar müvelledun olacak. Kim bu müvelledun? Adayı fethettikten sonra adada bulunan İspanyollar Müslüman olacaklar. Ve İspanyol çocuklarına verilen isim, yani o Müslümanlaşmış İspanyol çocuklarına verilen isim müvelledun olacak. Ama bunlar da bir orta sınıf. Yani yine Müslümanlar var, müvelledun var ve gayrimüslim var. Yani tasnif değişmedi, bu üçlü piramit değişmedi. Sadece isimler değişti. Orta direkt doğuda mevaliydi. Mevalinin yerine de şimdi müvelledun gelmiş olacak arkadaşlar. Evet, şöyle silelim tahtamızda. Evet, şimdi İslam öncesinde Endülüs'e dair veya Endülüs'ün fetih öncesine dair bilgilere göz atabiliriz arkadaşlar. Fetih öncesinde tabii Endülüs'te insanlar yaşıyorlardı. Peki ilk yaşayan kavim, buraya ilk yerleşen kavim kimdir? Henüz tarihi olarak bunu tespit etmiş değiliz. İlk sakinlerin kim olduğunu bilmiyoruz. Ama milattan önce 11. yüzyılda buraya Fenikelilerin geldiğine dair işaretler var. Yine milattan önce 9. yüzyılda, yani milattan önce 800'lere denk geliyor, Yunanlar buraya gelmiş, koloni kurmuşlar. Demek ki burası mühim bir arazi. Özellikle tüccarların dikkatini çekiyor. Buralarda kolonilerden bahsedebiliriz. Milattan önce 4. yüzyılda Keltler buraya gelecek, buraya yerleşecekler ve milattan önce 2. yüzyılda artık burası Roma devletinin hakimiyeti altına alacak. Roma deyince tabii Hz. İsa henüz daha doğmadı, ama biz bir müddet sonra Roma Hristiyanlaşacak ve bu bölgede Hristiyanlığı bu sayede olacak, Roma sayesinde. Milattan sonra 4. asırda Roma İmparatorluğu zayıflayacak, çünkü kavimler göç oldu 375'te ve buranın siyasi dengesi değişti. Buraya Süevler, Vandallar ve Vizigotlar gelecek ve adanın yeni sakinleri Vizigotlar olacak arkadaşlar. Bakın, kavimler göçü, buraya 3 grup gelecek: Süevler, Vizigotlar, Alanlar arkadaşlar. Ve bizim işimiz daha çok Vizigotlarla, çünkü Yarımada'yı Vizigotlardan devralacağız. Vizigotlar 460 yılında adaya gelecekler. 507 yılından itibaren artık yavaş yavaş adadaki hakimiyetlerini arttıracaklar. Sayıları 800 bin, 80 bin veya 200 bin civarında olduğu söylenir. Bakın, bir dönem Kingdom of the Visigoth'lar var. Yani Visigoth krallığı var. Ve Müslümanlar bu Visigoth'lardan Yarımada'yı devralacak arkadaşlar. Peki Visigoth'lar kimlerdir? Ve ne özellikle var? Biraz bunlar üzerinde duracak olursak, Visigoth'lar öncelikle Cermen topraklarından ve köklü bir devlete sahip olmadıklarından yaşadıkları yere de çok etki bırakamamışlar. Vizigotlar da toplum üçe ayrılır. İşte imtiyazlar, hürler ve köleler, ama yani biraz daha kas sistemi, mesela Müslümanlardaki bahsettiğim o üçlü taksimde yani ciddi bir şey yok yani. Arada geçişler söz konusu, katı bir ayrım yok, ama bunlarda çok katı bir ayrım var. Bu ayrımda Vizigotların sonunu getirecek. Vizigotlar başlarda Katolik sapkın diye anılan Ariusçu görüşü destekleyecekler, ki Arius biliyorsunuz İznik Konsülü'nde de aforoz ilan edilen heretik birisi, uç nokta birisi. Bunlar Ariusçu olacaklar. Acze düştüklerinde ise artık siyasi manada 589 yılında Katolik mezhebini Hristiyanlık olarak kabul edip resmi din olarak ilan edecekler. Vizigotların
tarihi hatası şu: Vizigotlar burada bulunan Yahudileri 694 yılında köle statüsüne düşecekler ki bu dönemde mesela bu Yahudi haritasına bakacak olursak Endülüs'te bir hayli Yahudi var. Tabii Yahudilerin köleleştirilmesi hem toplumsal uçurum açacak hem de Endülüs'teki Vizigot hakimiyetini daha da düşürecek arkadaşlar. Ve Vizigotlar ekonomik anlamda bir çöküş içerisine doğru da yavaş yavaş gitmişler. Tabii onların çöküşü Müslümanların yarımadayı almasını sağlayacak. Bakın şu an gördüğünüz Kingdom of the Visigoth, yani Visigoth Krallığı. Birazdan arkadaşlar burayı Müslümanlar alacaklar. Şimdi biz ne gördük? İşte fetihten öncesi, milattan önce 11. yüzyıla kadar gidiyor ve 11. yüzyıldan milattan sonra 711'e kadar burada farklı gruplar gelmiş, farklı oluşumlar, siyasi oluşumlar buraya sahip olmuşlar ve Müslümanlar adaya geldiğinde burada Vizigotlarla karşılaşacaklar. Fetihler ve Valide dönemine bakacak olursak 711-756 yılı 711'de fethedilecek ve 45 yıl valiler tarafından yönetilecek. Peki Endülüs'ün fethi ne zaman olmuştur? Tarih kaynaklarında veya tarih kitaplarında iki farklı rivayette karşılaşabilirsiniz. Birincisi Hazreti Osman zamanında Hicri 27 yılında olmuştur. Taberi de geçer bu rivayet. Bir diğer rivayette Tarık bin Ziyad tarafından 92 yılında olmuştur. Tabi Hazreti Osman dönemi çok kabul görmez çünkü bu dönemde hem İslam ordusu yeter kadar donanmış değildi hem de Kuzey Afrika'da birçok yeri daha almamıştık, daha fethedilmemişti. Artı yani Hazreti Osman döneminde fethedildiğini söylemek yani bazı noktalarda uyuşmuyor. Belki Hazreti Osman döneminde bir çıkartma olabilir ama fethi 92 yılında yani Tarık bin Ziyad tarafından gerçekleştirilecek. Peki fethin amaç ve nedeni neydi? Niçin burası fethedildi? Tabii ki Müslümanların hedeflerinden birisi biliyorsunuz rızayı ilahi, İslam hakimiyetini sağlamak, her yere duyurmak İslam'ın adını. Dolayısıyla ilk amaçlardan birisi bu. Ve adada daha yaşanabilir, daha toleranslı bir düzen kurmak istiyorlar. İstanbul'un fethini gerçekleştirme niyetleri var. Çünkü İstanbul'un fethi denendi, karadan denendi olmadı, denizden denendi olmadı. Bir de arkadan deneyelim diyecekler. Burası zengin bir yer. Yani hem yeraltı hem yerüstü olarak zengin. Özellikle geniş ovalar, nehirler olması sebebiyle herkesin dikkatini çekiyor. Yine İspanya'da ciddi manada bir taht kavgası, siyasi bir buhran var. Artı Septe Kralı Julia'nın teklifiyle Müslümanlar adaya gelmiş olacak. Julia'nın teklifi, siz burayı fethedin, ben de ne gerekiyorsa benim adıma düşen ne varsa onu yapacağım deyip Müslümanları fethe yönlendirecek arkadaşlar. Peki Julian kimdir? Septe neresidir? Septe bakın hemen Cebeli Tarık Boğazı'nın alt tarafı burası. İslam hukukunda fetih kavramı yani müeyyide olarak, yaptırım olarak iki şekilde değerlendirilir. Birisi anveten yani zorla almak. Bir yeri zorla aldığınızda artık orası sizindir. Diğeri de sulhen alış. Eğer bir yerin işte kuşattınız, onlar teslim olur, savaşmadan teslim olurlarsa bu sulhendir. Buranın efendime söyleyeyim yönetimi onlara bırakılır. Cizye vermeleri, haraç ve cizye vermeleri şartıyla burada yaşamalarına müsaade edilir. İşte Septe de böyle bir yer. Septe Kralı burada yaşıyor. Peki Septe Kralın Hristiyan mı? Evet. Buradaki adadaki Vizigotlar da Hristiyan. O halde yani kendi dindaşını koruması gerekmiyor mu? Şöyle, Septe Kralının kızı bir gün işte Endülüs'e gelmiş ve Endülüs'te kralın oradaki yerel kral Rodrigo yani kötü muamelesine maruz kalmış. O yüzden de
Septe Kralı kızının intikamını almak için Müslümanlara yardım edecek. Tabii Kuzey Afrika komple fethedilmiş. Artık fetihler gerçekleştiği için Müslümanlar da yeni bir arayış içerisinde. Ve artık Endülüs fikri Müslümanların zihninde oluşmaya başladı. Septe Kralı ve bahsettiğimiz o sebeplerden dolayı Müslümanlar artık Endülüs'ün fethini ciddi ciddi düşünmeye başlayacaklar. Tabii dönem Velid bin Abdülmelik dönemi, hemen şöyle bir Emeviler şeceresini veya Emeviler dönemi hatırlayacak olursak arkadaşlar, Emevilerin 14 halifesi vardı. 14 halifeden 6. halife Velid dönemindeyiz. Tam şu anda oradayız. Velid'in olduğu dönem 90'lar arkadaşlar. Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr halife Velid bin Abdülmelik'e bir mektup yazacak. Mektupta diyecek ki efendim Endülüs'te bir yer var. Sahipsiz bir yer. İş problemleri var. Ve fethi için de uygun bir yer. Burayı fethedelim mi? Halifenin yani bakış açısı müspet ama halife bir anda Müslümanların buraya gidip zarara uğramasından korkuyor. O yüzden halife şöyle bir mektup yazıyor. Önce diyor gidin bir ülkenin durumunu öğrenin. Bir öncü birlik gönderin. Eğer gerçekten burası fethi için uygunsa fethi gerçekleştirin diyor. Dönem tekrar söyleyelim. Velid bin Abdülmelik dönemi, Emevilerin 6. halifesi Velid dönemi. Musa bin Nusayr hemen Tarif bin Malik komutasında 400 asker ve 100 atlıdan oluşan 500 kişilik bir orduyu hazırlıyor, keşif birliğini. Keşif birliği Endülüs'e gidiyor 90 yılında. Bakıyorlar ki oh, yani her şey gayet güzel. Bakın Tarif bin Malik buraya geliyor arkadaşlar. Şöyle bir keşif yapıyor. Endülüs'teki ortamı görüyor. Adanın zenginliğini görüyor. Durumu gelip rapor ediyor. Ve artık bölgenin yani Endülüs'ün fethi Müslümanlar için kaçınılmaz oluyor. Tam aranan ortam var. Ve Vali Musa bin Nusayr, Tanca valisi Tarık bin Ziyad'a 92 yılında bir görev verecek. Onun himayesine 7.000 kişilik bir ordu hazırlayacak ve orduya ordu hazırlandıktan sonra Julia'nın gemileriyle birlikte ordu Cebel Tarık Boğazı'ndan efendime söyleyeyim Endülüs'e geçiş yapacak. Tabii Tarık bin Ziyad'ın bu 7.000 kişilik ordusunun çoğu berberidir. Sadece 300 civarında Arap'ın olduğu bilinir. Dolayısıyla Endülüs'ü fetheden amirlerden, öncülerden bir tanesi de Berberilerdir. Ve artık Tarık bin Ziyad, Julia'nın gemileriyle 7.000 kişilik ordusunu alıp adaya geçecek, Endülüs'e geçecek. Tabii Endülüs'e geçtikten sonra gemileri yaktı. Yani gemilerin hepsini değil, yani gemilerin hepsini gönderip iki tanesini bırakıp iki tanesini yaktığı söylenir. Bu sembolik bir şeydir. Yani Müslüman ordusuna artık savaşmaktan başka şansımız yok. Bizi kurtarırsa kurtarırsa savaş kurtarır. İmajı vermeye çalışıyor Tarık bin Ziyad. Ve gemileri yaktıktan sonra tabi Ramazan ayındayız. Ramazan ayında Kadir Gecesi'ni ihya ettikten sonra orduya şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki ordular ben size savaşın demiyorum. Önünüzde efendime söyleyeyim düşman gibi bir deniz gibi bir düşman. Önümüzdeki düşman sayısı çok fazla. Arkanızda da düşman gibi bir deniz. Ben size savaşın demiyorum. Ben ne yapıyorsam siz de onu yapın diyor. Ve Tarık bin Ziyad yavaş yavaş savaş için hazırlanıyor. Peki Rodri'nin asker sayısı ne kadar? En az 70 bin, 100 bine kadar da çıkartırlar. Yani 100 bin kişi, Müslümanlar 7 bin kişi. Güçlü bir ordusu var Rodri'nin. Tabii Tarık bin Ziyad takviye isteyecek. Musa bin Nusayr da bir 5 bin kişilik ordu daha gönderecek. Müslümanların sayısı 12 bin oldu. 12 bin kişiye karşı en az 70 bin. Yani hemen hemen bir kişiye 7 tane savaşacak nefer düşüyor. Karşı taraf sayıca Müslümanlardan fazla gözüküyor. Ve arkadaşlar tabii Tarık bin Ziyad burayı fethetmeyi
artık kafasına koymuş, kararlı bir şekilde ilerliyor ve 28 Ramazan 92'de savaş başlıyor Bekke Vadisi'nde, ve Müslümanlar için bir ölüm kalım savaşı. Çünkü gemiler yakılmış, artık geri kaçış diye bir şey yok. Yani ya başarılı olacaklar ya da hayatlarını ödeyecekler. 10 gün devam eden savaşın sonunda Müslümanlar galip gelip Endülüs Yarımadası'nı alacaklar. Daha sonra Tarık bin Ziyad burayı aldıktan sonra 92'de Kurtuba'yı, 93'te Tulay alacak ve 93 yılının ortalarına doğru Musa bin Nusayr da gelecek 18 bin kişilik bir orduyla. Artık Endülüs iki koldan fethedilmeye başlanacak. Bakın, Kurtuba aldı, Tulay alındı. Birazdan evet, Yarımada'nın tamamı artık alındı ve Müslümanların hakimiyetine, iradesine geçti. Endülüs alındıktan sonra sevgili arkadaşlar, tabii Endülüs'e bir yönetici atanması gerekiyor. Musa bin Nusayr merkeze giderken, halifenin yanına giderken, aslında Velid'e yanına gitmek istiyor ama o arada gittiğinde Velid hastalanacak. Sonra Süleyman geçecek. İşte merkeze giderken yerine oğlunu bırakıyor, Abdülaziz'i bırakıyor ve Abdülaziz'in valiyle birlikte buraya arkadaşlar valiler gelip yönetecek. Sayıları 21 olan bu valiler dönemini Asrul Vulat, valiler dönemi derler. Bakın, valilerin isimleri Arapça olarak ve Türkçe olarak burada yer alır. Hemen Türkçesini de gösterelim. 21 vali. İlk vali Tarık bin Ziyad. Arkadaşlar, Yusuf bin Abdurrahman el-Fihri ile devam eder. 45 senede 21 valiyle burası yönetilecek. Neredeyse 2 yılda bir vali değişmiş gibi gözükmektedir arkadaşlar. Tabii ilk valimiz Aziz bin Musa bin Nusayr, yani burayı fetheden komutanın oğlu. Burada birçok iş başaracak. Vali konağını Santa Ramina Kilisesi'ne kuracak ve kendisi Hristiyanlardan evlenecek. Ordusunu da Hristiyanlardan evlenmeyi teşvik edecek. Bu da onun için biraz sıkıntı olacak. Siyasi rakipleri bunu kullanacak ve en sonunda camide namaz kılarken öldürecekler. Arkadaşlar, şunu söylemiştik, bazı kavramları konuşacağız dedik. Yani yeni bir alana giriyoruz, Endülüs'e giriyoruz ve Endülüs'te kitaplarda, özellikle okuduğumuz kitaplarda bazı kavramlarla karşılaşacağız. Bu kavramları bilmediğimiz için arada böyle bir kavram analizimiz olacak demiştik. Bundan bir tanesi konvivensiya arkadaşlar. Konvivensiya şudur. Şimdi Endülüs'ü Müslümanlar fethetti. Müslümanlar bir din mensubu, bir taraflar arkadaşlar. Peki daha önce kim vardı burada? Yahudiler vardı ve Hristiyanlar vardı. Yani ne oldu? Üç tane din bir araya geldi. Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam arkadaşlar. İşte üç dini bir arada yaşatma, üç dinin uyumlu yaşamasını sağlama projesinin ismi Convivencia hareketidir. Peki bunun zıttı var mı? Bunun zıttı da Reconquista hareketidir. Reconquista hareketinin amacı şudur: burada yaşayan Hristiyanlar tekrar adayı Müslümanlardan temizleyerek eski ihtişamına kavuşturmaya çalışacaklar. Buna Reconquista dalgası da denilir. Beş dalgada gerçekleşmiş ve arkadaşlar Müslümanlar buradan çıkartılmıştır. Ve tabii biraz hızlı ilerliyoruz. Valiler döneminin hepsini görmemiz mümkün değil. Çünkü 45 yıllık bir dönem ve 21 vali var. Bunları tek tek görmek bizi yorabilir ama arkadaşlar, 732 yılında valilik yapan Abdurrahman el-Gafiki döneminde bir hadise olacak arkadaşlar. Bir savaş olacak. Belatüş-Şüheda, bizim kaynaklardaki, Avrupa kaynaklarındaki ismi ise Puvatya Zaferi. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar, Emevi halifelerinin içerisinde. Bu ne zaman olacak? Bakın, Fetih Velid döneminde olmuştu. Sonra Süleyman gelecek. Sonra Ömer bin Abdülaziz. Sonra Yezid.
10. Halife Hişam döneminde bir savaş olacak. Savaşın ismi Belatüş Şüheda Müslüman kaynaklarında. Batı kaynaklarında ise ismi arkadaşlar Puvatya Savaşı. 732 yılında gerçekleşecek bu savaş. Savaşın mekanı şurası arkadaşlar. Artık Fransa içleri. Şimdi şurada Pireneler var. Pireneler Müslümanlar için zor bir yer. Yani Araplar nasıl Toroslar'da zorlanıyordu Anadolu'ya gelince. Burada da Pireneler'de zorlanıyorlar ama Müslümanlar arkadaşlar Abdurrahman el-Kafiki öncülüğünde, bu Fransa önlerine kadar gelecekler ve burada bir savaş olacak. Savaşın ismi Puvatya Savaşı. Müslümanlar arkadaşlar aslında savaşın başlarında galipler. Birinci, ikinci, üçüncü günde galipler. Sekizinci günde de aslında galipler ama sekizinci günde arkadaşlar aynı Uhud'da olduğu gibi Müslümanlar artık savaş bitmiştir. Ganimet peşine koşalım diye yerlerinden ayrılacaklar. Yerlerinden ayrılmasıyla beraber büyük bir hezimet yaşanacak ki o kadar çok Müslüman şehit edilecek ki dereler, tepeler Müslümanlarla doldurulup üzerleri kapatılacak. O yüzden bu savaşın yapıldığı alan Belatüş Şüheda, Şehitler Düzlüğü olarak anılır. Tıpkı Çanakkale'deki gibi arkadaşlar, tıpkı Uhud'da olduğu gibi Müslümanlar burada yenilecek, hezimeti tadacaklar. Tabii Müslümanların yenilmesinin manası şu, Müslümanlar aslında çok iyi ilerliyordu. Ama burada yenilmeleriyle birlikte artık Pirenler'den öteye geçmeyecekler ki bu şunu sağlayacak veya şuna sebep olacak. Müslümanların batıya ilerlemesi artık duracak. Müslümanlar kendi içerilerinde bir efendime söyleyeyim dönem yaşayacaklar. Burada tabii Araplar var. İşte Araplar olduğuna göre kabile çekişmeleri olacak. Kabile çekişmeleri bir de yeni eklenecek. Arap ve Berberi çekişmesi. Berberler biliyorsunuz bu Afrika'daki yerel halk. Yani Mısır şeydeki Arap Yarımadası'ndaki Araplarla Berberiler arasında çekişmeler olacak arkadaşlar. Bu videomuzu burada nihayete erdirelim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda inşallah Endülüs Emevi Devleti'nin kuruluşuyla başlarız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.